Ben diyordum ama. Ya bu Namık'ta seçim işinden sonra bir hınzırlık var. Demek ki buymuş. Tebrik ederim Namık'cığım. Sağ ol abla. Birbirinize çok yakışıyorsunuz Edil. Tebrik ederim. Mutluluklar diliyorum. Ben de tebrik ederim. Çok sevindim. Mutluluklar. Çok teşekkürler. Apar topar sofradan kalktın da. Ben de merak ettim. Bir gelip seni göreyim dedim. İnan benim için de sürpriz oldu yeter. Ama senin üstünün farkındayım. Sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Şimdi Namık sana evlenme teklif etti diye kanatlanıp uçuyorsun. Buraya da beni gıcık etmeye geldin. Ama göremediğim bir şey var. Neymiş o? Ah ah biz kadınlar. Konu aşk ve evlilik olunca nasıl da kör oluyoruz. Hiçbir şey göremiyoruz. Neden bahsediyorsun? Bu evlilik teklifinin magazin bir teklif olduğunu görmüyor musun? Yoksa görmek mi istemiyorsun? Tamam. Eğer seni böyle sıra atlatacaksa öyle düşünebilirsin. Ben de seni akıllı bir kadın sanıyordum. Söyle bana. Hamile olduğunu duyar duymaz Namık sana evlenme teklif etti mi? Hiç sanmıyorum. Peki onca zaman neden bekledi? Neden şimdi? Başımızda bir bela varken Namık sözde aile işlerini gerekçe göstererek yıllarını verdiği seçim çalışmalarından çekildikten hemen sonra. Sence bu zamanlama normal mi? Çünkü bütün rakipleri, bütün basın, herkes bu çekilmenin ardındaki nedenleri araştıracaktı. Ama şimdi aşkı buldu. Aşık olduğu sekreterini bütün bu işlerden uzak tutmayı seçti. Aşkı için feragat etti. Ah işte insanların tam da istediği magazin hikaye bu. Böyle olunca hiç kimse bu çekilmenin ardındaki nedenleri deşmeyecek. Kullanıldığın için çok üzgünüm İdil. Ben seni dostane bir şekilde uyarıyorum. Dostane. Bu gerçekten çok komik oldu. İnanıp inanmamak sana kalmış. Ama şunu bil. Namık'a ne kadar inanırsan o kadar yıkılırsın. Sana olduğu gibi mi yani? Tamam. Diyelim ki öyle. Diyelim ki öyle. Bırak öyle kalsın. Madem dostane bir şekilde konuşuyoruz, ben de seni dostane bir şekilde uyarayım. Ayağımın altında fazla dolanma. Nasıl olduğunu bile anlamadan kendini kapının önünde bulursun. Öyle mi? Nasıl yapacaksın bunu? Bak. Sen Namık'a bir yeğen verdin. En azından herkes öyle biliyor. Ben onun evladını dünyaya getirmek üzereyim. Evlat her şeyden önemlidir. Hı?
Eğer Namık bir gün ikimizin arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsa, sence kimi tercih eder? Seni mi? Yoksa ona bir çocuk doğurmak üzere olan beni mi? Bence bana fazla diklenme. Vah vah vah. Sen bayağı kaptırmışsın kendini. Yapma böyle. Üzülen sen olursun. Takdir edersin ki Namık'ı senden daha iyi tanıyorum. Namık sana. İdilciğim, bunu basına duyuralım. Şöyle şaşalı bir nişan yapalım diyecek. Hazırlıklara başlasan iyi olur. Ama bunun bir yalan olduğunu sakın unutma. Ve yalanlar önünde sonunda ortaya çıkar. Değil mi? Değil mi? Bütün yalanlar, sırlar er geç ortaya çıkıyor. Neyse. Dediğim gibi eğer böyle düşünmek seni rahatlatacaksa benim için hiçbir sakıncası yok. Nasıl arzu edersin öyle düşün.